Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın lüksle bir işi yok. Onların hepsi senin insan olarak yapabileceğin şeyler. Yapamayacağın bir şey istemedim. Allah-u Teala gücünün üstünde bir şey istememiş. Eyvallah. Ama o Kur'an-ı Mucizü beyanda buyrulan bütün her şey senin gücünün dahilinde. Onun için onları buyurmuş. Senin gücünün üstünde olan şeyleri sana buyurmamış zaten. Seni onlarla mükellef tutmamış. Yani sen şimdi burada uyanıklığa gidip gücümün yetmediğini Allah istemedi. Ben şuna gücüm yetmez, buna gücüm yetmez. Sana bir ayıklama yetkisi vermedi. O Kur'an'da buyrulanların hepsine yetecek gücü sana verdi. O güce göre sana kitap gönderdi. Sen öyle muhatap aldın. Yoksa lüks olur o yani. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın lüksle bir işi yok. Onların hepsi senin insan olarak yapabileceğin şeyler. Yapamayacağın bir şey istemedim. O yüzden İslam'ı bir bütüncül olarak anlayıp sürekli kendimizi tefekkür ederek, muhasebe ederek, muhakkabe ederek ve Allah'a yaklaştırıcı bütün vesileleri değerlendirerek, ibadete azami gayret göstererek, yoksa biz kendimiz işte bir şeylerin yerine bir şeyler bularak bunu yapmaya kalkarsak muvaffak olamayız. İmanımızdan eksiltiriz, iflasımızdan eksiltiriz, takvamızdan kaybederiz. Bu da bizi günbegün felakete götürür.